Berat Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. İyi hafta sonları Sayın Seyirciler, günün getirdikleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı'nın temaslarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'deki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'daki temaslarını tamamlayarak yarın Kütahya'ya geçecek. Bugünkü programı çerçevesinde ise Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişebilmesi için Türkiye'nin de desteğiyle ekonomik yapıyı güçlendirmeyi, üretimi ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti Sayın Seyşer. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımıyla insan hakları adına doğru ve önemli bir karar verildiğini de vurguladı ve taşınmaz mal komisyonuna başvuracak olan eski mal sahiplerinin Maraş'a gelebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'deki temasları çerçevesinde Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda verilen mücadele sürecini aktardı. Gündemde olan Kıbrıs pasaportları ile ilgili olarak hukuki boyutta mücadele verileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımı konusunda da bir kez daha net mesajlar verdi. Biz Maraş açılımını insan haklarının da yerine getirilmesi bağlamında destekledik ve meseleyi buralara kadar getirebildik. Çünkü biz bileşikler karalarına ters düşme veya dünyanın çeşitli hassasiyetleri üzerine bir tepki olsun diye değil, 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın, ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir, bizim toprağımızın bir bölümüdür. Dolayısıyla Maraş açılımıyla oraya taşınmaz mal komisyonu üzerinden başvuracak olan eski sakinlerinin, eski mal sahiplerinin gelebilmelerini için de bu açılımı gerçekleştirdik. Bu da fevkalade önemli. Cumhurbaşkanı Tatar, daha refah ve güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arzusunda olduklarını, Türkiye'nin desteğiyle ekonomik yapıyı güçlendirme, rekabet gücünü artırma hedefinde olduklarını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir mücadele verilmiştir, verilmektedir. Şu anda bir pandemi dönemi yaşamaktayız. Yüksek öğretim, yani öğrencilere bağlı, turizminin gelişmesi için turist akışına bağlı bir ekonomik yapı içerisinde karantinanın uygulandığı ve şu anda işte bir takım tedbirlerle gidişlerin gelişlerin olduğu bir ada ekonomisinin bundan büyük ölçüde olumsuzlukla karşı karşıya kaldığı bir gerçek. Ancak biz geleceğe baktığımızda inanıyorum ki bu pandemi koşullarında da ayakta durmayı yine tabii ana vatanımızın Türkiye'nin de desteğiyle başaran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah pandemi sonrasında daha da yükselebilecek. Daha fazla dış yatırımlar da kendi ekonomisini destekleyebilecek. Ama dediğimiz gibi bu ambargo izolasyonu ve kısıtlamaların da büyük zararlarını engelleyebilmek için, önleyebilmek için ne gibi farklı tedbirler alınabilir? Hukuki boyutuyla, stratejik boyutuyla bütün bunların böyle toplantılarda değerlendirilmesi ve ona göre bir yol haritası çizmemiz fevkalade önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişebilmesi için, kalkınabilmesi için Türkiye'nin de fevkalade önemli destekleriyle oradaki ekonomik yapıyı güçlendirmek, oradaki üretimi artırabilmek, ona göre altyapı yatırımları ile maliyetlerin tekrar gözden geçirmesiyle rekabet gücümüzü artırabilmek. Çünkü dünyada kimse yalnız değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de turizmi de, üniversite sektörü de, bütün üretim tesisleri, tarımsal faaliyetleri hep tabii ki rekabet altındadır. Dolayısıyla rekabet gücümüzü artırmak, altyapı yatırımları tamamlayabilmek, daha fazla başarılı bir şekilde rekabet edebilmek, ithalatı azalabilmek, ihracatı çoğaltabilmek ve dolayısıyla orada üretken ve geleceğe özgüvenle bakabilen bir ekonomik yapı ve ona göre refahın artırılması, müreffeh yaşamın daha fazla kalıcı bir şekilde geleceğe taşınabilmesi ve haliyle daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin yüreğinde olandır, temennimizdir. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz için önemini de vurguladı. Türkiye'nin de bir bakıma Doğu Akdeniz'deki bir temsilcisi. Çünkü biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'e baktığımızda sık sık da söylediğimiz gibi orada da milletimizin, ulusumuzun gerçekten ileriye dönük büyük menfaatleri vardır. 30 Ağustos günü yaptığımız törenlerde, yaptığım konuşmada ta 1937'lerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hedef Akdeniz'dir.
ordular ileri dediğinde o işte o zaman subaylara da söylediği gibi Kıbrıs düşmanına geçirse bütün Anadolu'nun ikbal yolları kapanır şeklinde. O zaman onun yaptığı değerlendirme ne kadar isabetli ve değerli olduğunu bugün dahi görebiliyoruz. Çünkü bir taraftan Rum-Yunan ikilisinin Yunanistan, Ege Adaları, Rodos, Girit ve son kale dedikleri Kıbrıs'ı ele geçirme ve dolayısıyla bütün Doğu Akdeniz'e hakim olma hedeflerinin bir yan tarafında da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işbirliğiyle Mavi Vatan'da hem denizlerdeki haklarımızı, hukukumuzu, enerji kaynakları bağlamında verilen mücadelede daha güçlü kılabilmek, kıta sahanlığı, ekonomik münhasır bölge gibi kavramların daha fazla bizim lehimize ve hakkımızı, hukukumuzu korumak şekliyle ulusal gücümüzü koruyabilmek, bir de tabii ki bu işin hava sahası vardır. Hava sahası da fevkalade elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü olmasından geçmektedir. Bugün bir geçit kalede İHA ve SİHA'larımıza verdiğimiz oradaki işletme hakkıyla Doğu Akdeniz denetlenebiliyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da konuşmasında Kıbrıs davasına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek stratejik yol haritasının oluşturulmasında üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz şeklinde konuştu. Rumların Kıbrıs Türk'üne uyguladıkları ve uygulattıkları izolasyon ve ambargolar ağır bir insan hakkı ihlalleri dizisine dönüşmüş durumda. Bu izolasyon ve ambargoların amacı Kıbrıs Türk'ünü yıldırmaktır. Kıbrıs Türk'ünü Türklüğünden vazgeçirmektir. Rum'un yanında bir azınlık olarak yer almaya zorlamaktır. Biz her gün artan bir kararlılıkla dünyaya haykırıyoruz. Başaramayacaksınız. Kıbrıs Türk'ünü Rum'un yanında azınlık yapamayacaksınız. Kıbrıs Türk'üne Türklüğünü unutturamayacaksınız. Kıbrıs Türk'ünü Türkiye'den koparamayacaksınız. Kıbrıs Türk'üne yönelik sinsi ve hain planın boşa çıkarılması için bu izolasyon ve ambargoların verdiği zarar akılcı ve pratik yöntemlerle etkisiz kılınmak zorunda. Bunun için Kıbrıs Türk'ü üreten, zenginleşen, kendi yarattığı refahı hakça bölüşen, tüketime değil, üretime dayalı bir ekonomik sisteme kavuşturulmalı. İzolasyon ve ambargoların etrafından dolanılması ve aynı zamanda bunların insanlığın yüz karası uygulamalar olduğunun tüm dünyaya anlatılması için etkili bir plan hazırlanmalı. Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının durumuna ilişkin Dalaman'dan havalanan İHA'nın bugün iki yerde ihbar vermesinin ardından yapılan incelemede iki yerinde temiz olduğunu açıkladı sayın seyirciler. Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Amcaoğlu, Dalaman'dan 7-12 saatleri arasında insansız hava araçlarının havalanarak bölgeyi taradığını ve iki yerde ihbar verdiğini kaydetti. Birinci ihbar bölgesinin Karpaz'ın 6 deniz mili kuzeyinde olduğunu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın sahil güvenlik botlarının incelemesinde bölgede herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını belirten Hüseyin Amcaoğlu, ikinci ihbar yeri olan Yeni Erenköy'ün 21 deniz mili kuzeyinin ise Türkiye sahil güvenlik botları tarafından incelendiğini ve bölgenin de temiz olduğunu ifade etti. Amcaoğlu, meteoroloji dairesinden elde edilen bilgilere göre rüzgarın 3 gün boyunca güneybatı yönünde esecek olmasının durumun lehine olacağını söyledi. Alınan tedbirlerde hiçbir gevşemenin olmadığına dikkat çeken Amcaoğlu, tüm teçhizatın Dipkarpaz bölgesinde bekletildiğini de vurguladı. Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Hatay açıklarına ulaşmasının ardından başlatılan temizlik çalışmaları ise sürüyor. Bölgeye 4 gemiyle müdahale edilirken karada da ekipler sahil boyunca temizlik çalışması yapıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin dün başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Nene Hatun acil müdahale gemisiyle temizlik çalışmaları süren bölgeye gece saatlerinde Seyit Onbaşı atık toplama gemisi de ulaştı.
Bölgede Nene Hatun Acil Müdahale ve Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemilerinin yanı sıra benzer donanıma sahip iki gemiyle temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme teknesi de destek veriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kumsal boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bültenimize üzücü bir haberle devam edeceğiz. Girne'de ölümlü trafik kazası yaşandı sayın seyirciler. Lapta Girne ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 57 yaşındaki Leyla Vat hayatını kaybetti. Trafik kazasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan zanlı Ali Bayırbaşı ise 3 gün tutuklu kalacak. Lapta Girne ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre kaza saat 21 sıralarında Lapta Girne ana yolunda 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı'nın yönetimindeki LS67 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yavuz Çıkarma Anıtı önünde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 57 yaşındaki Leyla Vat'a çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Leyla Vat, ambulansla Girne Doktor Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Öte yandan trafik kazasının zanlısı Ali Bayırbaşı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlı Ali Bayırbaşı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Mehmetçik imar planında sona gelindi. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'i ziyaret ederek imar planı taslak raporunu sundu, destek istedi. İmar planları yapmanın ülkedeki en acil gerekliliklerden biri olduğuna vurgu yapan Özyiğit ise bu konuda yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'yi kabul ederek görüştü. Görüşmede Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli, hazırladıkları Mehmetçik İmar Planı'nın taslak raporunu Özyiğit'e takdim etti. Ülkenin kanayan yarası olan çarpık yapılaşmanın kendi bölgelerinde de yayılmaması adına imar planı hazırladıklarını belirten Sarıçizmeli, planlı bir gelişim istediklerini vurgulayarak bu konuda Toplumcu Demokrasi Partisi'nden destek talebinde bulundu. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Mehmetçik İmar Planı'nın taslak raporunun son şeklini inceleyeceklerini belirterek uzmanların ve ilgili örgütlerin görüşleri doğrultusunda kamu yararını ön planda tutan ve bilimsel temellere dayanan her türlü plana destek vereceklerini söyledi. Planlı gelişme adına ülkede her bölgede imar planına ihtiyaç olduğunu belirten Özyiğit, Girne'de olduğu gibi her şey olup bittikten sonra plan yapmanın çok da etkili olmayacağını belirtti. Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planı konusunda yaşananların ortada olduğunu, kamu yararı hedefiyle hazırlanmaya başlanan planın birçok kesimin devreye girmesiyle birlikte kaosa sürüklendiğini ve günün sonunda yaşama geçemediğini anımsatan Özyiğit, umarım Mehmetçik imar planı aynı noktaya taşınmadan bir an önce kamu yararına olacak şekilde yaşam bulur dedi. Kıbrıslık İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı'na yeniden Osman Amca getirildi. Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği'nin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Başkanlık için tek aday olan Osman Amca'nın oy birliğiyle yeniden başkanlığa getirildiği genel kurulda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyeleri de belirlendi. Genel kurulda birlik başkanı Osman Amca, pandeminin birçok taşeronu olumsuz etkilediğini belirterek hem ekonomik hem de kalifiye eleman anlamında büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Prim destekleri sayesinde işverenlerin ayakta durduğuna vurgu yapan amca, birçok taşeronun bankalarda borcu olduğunu ve faiz oranlarının düşürülmesi veya vadelerin uzatılması için banka yetkililerinden talepte bulunduklarını kaydetti. Adapas'la devam edelim. Sağlık Bakanlığı Adapas sistemi konusunda açıklama yaptı. Açıklamada sistemin güncellenmesi dolayısıyla bugün 20-24 saatleri arası hizmet verilemeyeceği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Adapas sisteminin güncellenmesi dolayısıyla bugün saat 20-24 arası hizmet veremeyeceğini duyurdu. Adaya gelecek olan yolcuların gece yarısından itibaren güncellenen sistemdeki yolcu formunu adapas.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilecekleri ve QR kodlarını alabilecekleri belirtildi. Açıklamada Adapas sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanların 13 Eylül'e kadar Adapas sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebilecekleri de ifade edildi.
Yakında o üniversitesi viral aşılar araştırma ve üretim merkezi kurarak COVID-19 aşısı geliştirmek için çalışmalara başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli COVID-19 aşısını üretecek merkezde pek çok viral hastalık için de aşı geliştirilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Viral Aşılar Aşılama ve Üretim Merkezi kurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli COVID-19 aşısını geliştirmek için çalışmalara başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, kurulan merkezde COVID-19'la birlikte pek çok viral hastalık için de aşı geliştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli PCR tanı ve varyant analiz kitini de üreterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın onayıyla kullanmaya başlamıştı. Ayrıca Perugia Üniversitesi Avrupa Biyoteknoloji Derneği ve İtalyan Maggi Grup ortaklığında geliştirdiği COVID-19 önleyici nazal spreyi de kısa süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanıma sunmuştu. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Suat Günsel konuya ilişkin açıklamasında Yakın Doğu Üniversitesi'nin bilimsel altyapısı ve bilim üretme kapasitesinin geldiği noktanın verdiği cesaretle büyük bir atılımın eşiğindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yerli otomobilimiz, Günselimiz ve kendi PCR kitimizin ardından yerli kaynaklarla geliştirerek üreteceğimiz kendi COVID-19 aşımızla da sahip olacağız ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ ise kullanılan viral aşılar araştırma ve üretim merkeziyle COVID-19 aşısıyla birlikte pek çok viral hastalıkla ilgili aşı çalışmaları yaparak önemli bilimsel projelere imza atacaklarını vurguladı. Delta varyantının ardından son zamanlarda gündeme gelen bu varyantı endişeleri de artırıyor. Science İşler ilk Kolombiya'da görülmesinin ardından bu kez de Yunanistan ve Japonya'da bu varyantına rastlandı. Yunanistan'da 6, Japonya'da ise 2 kişi de koronavirüsün yeni mutasyonu görüldü. Yunanistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüsün mu varyantı tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Mu varyantına Yunanistan'da 6 kişiye rastlandı. Aşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesi'nin verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın %91.71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Japonya'da ise 2 kişi de Mu varyantına rastlandı. Vakalardan biri Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda Havalimanı'nda İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı. Covid'de ülkemizde son verilere bakıyoruz şimdi Science İşler. Son yapılan testlerde 111 yerel 137 pozitif vakaya rastlandı. 3 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 8.220 test yapıldı. 110 yerel 137 pozitif vakaya rastlandı. 3 kişi hayatını kaybetti. 218 kişi ise taburcu edildi. Açıklamada 2 kişinin yurt dışından hava yoluyla ülkeye geldiği, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu ve bu süre içerisinde gözetim altında bulundukları, 111 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi. Vakaların 55'inin Lefkoşa, 26'sının Girne, 23'ünün Gazimosa, 4'ünün İskele, 2'sinin Lefke ve 1'inin de Güzelyurt bölgesinde tespit edildiği belirtildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar hakları ve özgürlükleri için gösteri düzenledi. Kadınların şehir merkezindeki yürüyüşüne Taliban güçleri müdahale etti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir grup kadın, ülkede Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kurulacak yeni hükümette kadınlara da yer verilmesi başta olmak üzere hak ve özgürlükleri için gösteri yaptı. Kabil'in Pul Mahmud Han Kavşağı civarında toplanan kadınlar basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 500 metre ilerideki Savunma Bakanlığı'na yürüyen kadınlar, öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp Kur'an-ı Kerim okudu. Gösteride konuşan kadın hakları aktivisti Nuriye Afgan, Afganistan'daki tüm kadınlara cesur olmaları çağrısı yaptı. Ülkede kadın haklarıyla ilgili gidişatın belirsiz olduğunu ifade eden Nuriye Afgan, Taliban'ın önde gelen isimlerinin kabinede kadınlara yer verilmeyeceği ifadelerini hatırlattı.
Gösteriye katılan Ruşen Rızai ise kadınların yaşadığı zorlukları anlattı. Rızai, "Biz bugün tüm Afgan kadınlarının hakları ve özgürlüğü için buradayız" ifadelerini kullandı. Şehir merkezinde yürüyen kadınlara Taliban güçleri dağılmaları uyarısında bulundu. Grubun dağılmaması üzerine göz yaşartıcı gaz kullanıldı ve havaya ateş açıldı. Bazı kadınlar ve basın mensupları darbedildi. Avcıların büyük bir heyecanla beklediği ince av yarın başlıyor ama öncesi İtfaiye Müdürlüğü yangın riskinin yüksek olduğunu hatırlatarak avcıları dikkatli ve sorumlu davranmaları konusunda uyardı. İnce av yarın başlıyor. İtfaiye Müdürlüğü av mevsiminin açılmasından dolayı avcıları ve halkı bir kez daha uyardı. Yapılan yazılı açıklamada sıcak ve rüzgarlı havaların yangın riskini artırdığı bu günlerde kırsal ve kentsel alanlarla ormanlık alanlarda yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınılması tavsiye edildi. Her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca gerekli izin ve tedbirler almadan anız yakanların tespit edilmesi halinde yasal işleme gidileceği hatırlatıldı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Saat 23'te gün sonuyla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Milli futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 5. maçında bu akşam Cebeli Tarık'a konuk olacak. Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve müsabakada Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Christo Tover düdük çalacak. Ay Yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler 3. maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken grupta Karadağ'la İstanbul'da yapılan 4. maçta da 2-2 berabere bitti. Milli takım grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç İstanbul'da 3. galibiyetini elde etti. Rakibini 28 saniyede nakavt eden Metin Turunç, Ukrayna ve Arnavutluk zaferinden sonra İstanbul'da çıktığı boks müsabakasında da galip gelmeyi başardı. Türkiye milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Briggs takımıyla Fransa'da ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti. Yarışı Jonathan Rea ikinci, Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine stadyumlara giriş tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak. Amerika Birleşik Devletleri açık tenis turnuvasında kadınların 3 numaralı seri başı Naomi Osaka ve erkeklerin 3 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas 3. turda elendi. Formula 1 takımından Alfa Romeo'nun Finn pilotu Kimi Raikkonen'in yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada sezon sonunda kariyerini noktalayacak 41 yaşındaki sürücünün Hollanda Grand Prix'sinin kalan bölümünde yer alamayacağı belirtildi. Bizde öncü isim Türk Bankası para hattını sunar. 11.44.46 ortalama kurla haftaya başlayan İngiliz sterlini 11.47.68 Türk lirasından haftayı kapattı. 9.82.24 ortalama kurla haftaya başlayan Euro 9.85.34 Türk lirasından haftayı kapattı.
8.30.91 ortalama kurla haftaya başlayan Amerikan doları 8.30.12 Türk lirasından haftayı kapattı. Haftaya 1452 puanla başlayan Borsa İstanbul haftayı 1469 puanla kapatmıştır. Türk Bankası para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetli esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 20, Girne'de 25, Alevkayası'nda 18, Güzelyurt'ta 15, Gazi Mausa'da 21, Lefke'de 21 ve Yenerenköy'de ise 23 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 32, Alevkayası'nda 31, Güzelyurt'ta 34, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 28 ve Yenerenköy'de ise 33 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.